hazır mıyız arkadaşlar? Hazırız, Değerli basın emekçileri, zor günler geçiriyoruz. Sizlere de çok kolay gelsin diyorum. İyi mesailer diliyorum. Hepimiz kendimizi ve toplumumuzu, çevremizi sakınalım diyorum. Evet, kritik bir haftadayız. Her şeyden önce bu küresel salgınla ilgili Türkiye'nin milletçe verdiği mücadelenin başarıya ulaşması en büyük arzumuzdur. Başaracağımıza da inanıyorum. Ama bununla birlikte kimi değerlendirmelerimizi, uyarılarımızı, yapıcı önerilerimizi hem yürütmeye hem yüce meclisimize ve sizler aracılığıyla aziz milletimize sunmayı da bir görev sayıyoruz. Önce tekrar tekrar sağlık çalışanlarımızın tamamına minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyorum. Büyük risk aldıklarının kendileri de zaten bilincindeler. Onların aldıkları riski minimize etmek hiç şüphesiz yürütme organının görevidir. Ve böyle olunca da eee yürütmenin sağlık çalışanlarının minimum riskle çalışması noktasında eksikleri olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu eksikliklere biraz sonra değinirim. Ama döner sermaye ödemelerini tavandan uygulama, tavandan ödenmesi uygulamasını doğru bulmaktayız. Eksik bulmaktayız. Biz doktor hemşire başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına bu kritik dönemde hak ettikleri ödülün verilmesini ekonomik olarak, ekonomik olarak rahatlamaları noktasında azami katkının yapılmasını arzu ettik. Gelinen noktada döner sermaye e, ödemelerinin tavandan yapılmasının sadece doktor ve hemşirelerimizle sınırlı kalmasını da eksik buluyoruz değerli arkadaşlar. Acil tıp teknisyeninden hastaneyi paspaslayan temizlik elemanına kadar ambulans şoföründen tekniker'e kadar banko memurundan teknisyenine kadar herkesin döner sermayeden faydalanması işin olmazsa olmazıdır. Hakkaniyet ve adalet bunu gerektirir. Değerli arkadaşlar. Şimdi İspanya'ya ve İtalya'ya tıbbi yardım yaptığımızı söyleyen bir yürütmeyle karşı karşıyayız. Biz bundan memnun oluruz. Türkiye'nin İspanya ve İtalya bu salgın nedeniyle yardım yapabilmesi güzel bir şey. Olumlu bir şey. Ama hastaneler tıbbi sarf malzemesi diye feryat ederken aile hekimlerimiz bırakın sarf malzemesini dezenfektan malzemesi ve maske bulamaz iken İspanya ve İtalya'ya yardım yapmak hamasetini gerçekçi bulmuyoruz. Eve lazım olan camiye haram denmiştir. Türkiye'de bir aile hekimimiz maskeye erişemezken İspanya ve İtalya'ya yardım yaptık hamasetini milletin aklıyla alay etmek olarak gördüğümüzü de belirtmek isterim. Başından beri söyledik. Bu salgınla ilgili perakende çözümlerle doğru sonuç alamayız. Bu mücadele perakende tedbirlerle değil, topyekün bütüncül bir stratejik planlama ile başarıya ulaşabilir. Gelişmelere göre vaziyet alma gibi bir tutum görüyoruz. Efendim işte önce 65 yaş üstündekileri evde tutalım. Sonra bilmem önce bugün lokantaları kapatalım. Yarın berberleri kapatalım. Orta yerde bizim de kabul ettiğimiz, inandığımız, Türkiye'nin çok iyi yetişmiş uzmanlarından oluşan bir bilim kurulu var. Şimdi burada artık bu mücadelede siyasetin söz söyleme hakkı bilim kuruluna dayalı, bilim kurulunun bilim kurulundan çıkan görüş, öneri ve değerlendirmeler doğrultusunda olur ise bu mücadele başarıya ulaşır. Bilim kurulumuza güvenimiz tamdır. Ama bu vesileyle Sağlık Bakanımıza bir çağrı yapmak isterim. Sayın Bakan, alacağınız kararlar noktasında bir tıp adamı olarak sizin siyasetten önce gözünüzün ve kulağınızın bilim kurulunda olması gerekir. Milletin hayatını, milletin geleceğini kimi siyasi mülazalar, değerlendirmeler, kaygılar nedeniyle riske atarsanız bir tıp adamı olarak bu size yakışmaz. Görüyoruz televizyonlarda. Efendim okulları açacağız mı, kapat efendim bu e, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir soralım. Evet cumhurbaşkanıdır, devletin başıdır, hiçbir itirazımız yok. Ama okulların açılıp kapanması tarihi Cumhurbaşkanının inisiyatifinde olabilemez. Buna karar verecek olan bilim kuruludur. Talim terbiyeden yetişmiş, gelmiş, çok iyi bir eğitimci olarak bildiğimiz Milli Eğitim Bakanımızın okulları açma kapama meselesi için efendim müsaade ederseniz bilim kuruluna da bir sorayım da buna göre bir karar vereyim. Siz nasıl tensip buyurursunuz demesini yakıştıramadığımı söylemek isterim. Gene aynı şekilde bilim kurulunda yapılan değerlendirmelerin Sayın Sağlık Bakanı tarafından bir Cumhurbaşkanımıza soralım. O da uygun görürse böyle yapalım. Yaklaşımını da doğru bulmadığımı belirtmek istiyorum. Hükümet Sağlıklı bir sokağa çıkma e, uygulamasının yapılabilmesi için karantina ilan edilmesi halinde evlerinde kalacak, izole edilecek insanların gıdasını, yiyeceğini, ihanesini düşündüğü için bunu karşılamakta zorlanacağı için buna yak, yak, yanaşmıyor ve gönüllü karantinayı tavsiye ediyorsa işte sen bu haldeysen İspanya'ya, İtalya'ya yardım edemezsin kardeşim. Evine kapattığın insanı aç açık bırakırken... İtalya'ya yardım ettim diye övünürsen bununla da başka bir şey olur. Bunu söylemek istemiyorum. Baştan söyledim. Söyleyeceğimiz her şey milletin, devletin hatta yürütmenin ve Erdoğan'ın ile ilgilidir. Değerli arkadaşlar. Dünden beri bir yardım kampanyası e, Türkiye'nin gündemine oturdu. Önce şunu söyleyeyim. Milletçe yardımlaşmanın en güzelini yapmasını biliriz. Ama Önce devleti, devletin gücünü ve kudretini de görmek isteriz. Devlet çare kapısıdır. Devlet kol kanat gelendir. Devlet alan el değil, devlet veren eldir. Biz böyle gördük, böyle bildik. Böyle durumlarda yardımlaşma olmaz mı? Elbette olur. İhtiyaç duyulursa şüphesiz olur. Bunda da Türk milleti varını yoğun ortaya koyar. Bu millet devletin başı dara düştüğü vakit her şeyini vermiş bir millettir. Kurtuluş Savaşı'nda çorabını vermiş, İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve esnasında parmağındaki alyansı vermiş bir milletten bahsediyoruz. Benim babam İkinci Dünya Savaşı e, krizinde sonrasında e, alyansını vermiş bir insandır. Buna elbette yaparız. Ama bizden çok daha fakir ülkeler henüz bu yola başvurmamışken, daha krizin başındayken, maksimum eşiğe pik noktaya gelinmemişken şimdiden devlet başkanı tarafından yardım kampanyası çağrılarının yapılması aslında bize devletin vatandaşların gördüğü ve sandığı kadar güçlü olmadığını varsıl olmadığını da maalesef üzüntüyle söylüyorum göstermekte Hani IMF'ye borç verecek kadar güçlüydük. Öyle diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. IMF'ye 5 milyar dolar borç vereceğiz diyordu. Hani Suriyelilere harcanan 40 milyar nerede dediğimizde 40 milyar dolar nerede dediğimizde 40 milyar dolar harcadık. Bir 40 milyar dolar daha harcarız diyen bir Cumhurbaşkanımız vardı. Nerede Suriyeliler için harcayacağımız kasada var olduğunu iddia ettiğin 40 milyar dolar nerede de sen şimdi 7 maaş veriyorum, 3 maaş veriyorum, siz de verin diye adeta bir devlete yardım kampanyası açıyorsun. Hani Avrupa bizden korkuyor, bizi kıskanıyordu. Hani dünyanın en büyük 17. ekonomisiydik. Şimdi Hani Kanal İstanbul'u özel sektör yapmazsa devlet yapacak güç ve muktedir hattaydı. 75 milyar dolardan minimum bahsediyoruz. Hani kamu özel işbirliğiyle yapılan şehir hastanelerde büyük yol, e, yolsuzluklar olduğunu söylediğimizde Sayın Sağlık Bakanı artık devletin şehir hastanesi yapma gücü vardır. Bundan sonraki şehir hastanelerini Paramız var çok şükür biz yapacağız diyen bir hükümetten, yürütmeden bahsediyoruz. Ama geldiğimiz noktada ne var? İyane talebinde bulunan, yardım talebinde bulunan, milletten para toplamak için kapı açan ve virüsle mücadeleden kaynaklı olarak işsiz kaldığı için evinden çıkamayan insanlara para vermek yerine insanları borçlandıran bir devletle karşı karşıyayız. Belli ki Merkez Bankası'nın yedek akçesi sıfırlanmış. Resmi rakamlar zaten Türkiye'nin devlet borçlarının son üç yılda 500 milyar TL arttığını gösteriyor. Devlet çarçur edilmiş. Devlet sıfırı tüketmiş. Bunu üzülerek söylüyorum. Keşke Sayın Cumhurbaşkanı çıksa dese ki ne münasebet kardeşim. Kasamızda şu kadar para var. Biz bu krizde kimseyi mağdur etmeyeceğiz diyebilse. Elbette biz de elimizi taşın altına koyacağız. Bugün mecliste AK Parti'ye mensup Sayın milletvekillerinin başlattığı ve basına ve Twitter üzerinden şu kadar maaşımı veriyorum, bu kadar maaşımı veriyorum haberleriyle Twitter'ı kılıyor. Şüphesiz bu mücadeleyi milletin birliğiyle, iradesiyle, güç ve işbirliğiyle atlatacağız. Ve şüphesiz biz de bu konuda üstümüze düşeni yapacağız. Yakın çevremizde yapıyoruz zaten. Ama biz bu işi Türkiye'de bir ilki de başaracak olan, gerçekleştirecek olan Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimizle birlikte yapacağız. Yani ben İstanbul Milletvekili Engin Altay olarak bu konudaki katkımı belediyelerimizin başlattığı ayni ve nakdi yardım sürecine dahil edeceğim. Neden? Bu ilk defa olacak ve çok şeffaf bir çalışma. Yardım eden verdiği paranın ya da malın kime, hangi insanlara, hangi adreslere gittiğini bilecek. Bana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ya da Küçükçekmece Belediyesi bunun teminatını veriyor. Yardım alan da ihtiyaç sahibi de kendisine gelen paranın ya da malın kimden geldiğini ya da kimlerden geldiğini bilecek. Yardım eden parasının nereye gittiğini bilecek. Yardım alan paranın nereden geldiğini bilecek. Yani her kuruşun bu süreçteki her kuruşun hesabını alan da bilecek, veren de bilecek. Bunu niye söylüyorum değerli arkadaşlar? Milletvekillerimize niye yardımlarınızı belediyelerimize yapın dedik. Biliyor musunuz? Şunun için söyledik. Bir itham, direkt bir suçlama yapmıyorum ama şu dört gerçeği ortaya koymak istiyorum. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerimiz için toplanan paralar henüz henüz hak edenlere ulaşmadı. Ulaştıysa Sayın Cumhurbaşkanımız bunu açıklasın. Hepimiz herkes orada para verdi. Gücü nispetinde, imkanı nispetinde herkes para verdi. Bu paralar çok büyük rakamlardan bahsediyorum. An itibarıyla ben parayı birileri cebine attı demem. Ama para yerine ulaşmadı değerli arkadaşlar. 2016 Beşiktaş stadının önünde yapılan hain terör saldırısında çoğunluğu polis 52 şehidimizin yakınlarına yakınları için toplanan hatırlayın büyük müsabakalar yapıldı geliri şehitlere verilmek üzere paralar da an itibariyle yerine ulaşmadı. Berkay Akbaştan biliyorum. Kardeşim gibi sevdiğim bir arkadaşımın evladı. Gencecik pırıl pırıl bir çocuk. O ailenin o paraya ihtiyacı da yok. Ama para ulaşmadı. Ve Kızılay'a yapılan bağışların da amacı doğrultusunda harcanmadığını biliyoruz. Kızılay skandalı ayrı ama Türgev'in üniversitesine 2 milyon TL aktaran bir Kızılay'a kim güvenip de yardım etsin? Niye etsin? Para aklama mekanizmasına dönüşmüş, vergiden kaçınmanın aleti ve aracısı olmuş Kızılay'a kim niye yardım etsin? Güvenmiyoruz. 15 Temmuz'da Beşiktaş saldırısında toplanan paralar hak edenlere ulaşaydı. Kızılay bu kepazeliğe bulaşmayaydı. Vallahi ben de Sayın Cumhurbaşkanı'nın açtığı, bildirdiği İBAN'a para yatırırdım. Şimdi yatıramam. Paranın gideceğiyle ilgili endişem var. Ve bakın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız feryat ediyor. Arkadaş et balık kurumunun stoklarında et var mı? Var Sayın Bakan söylüyor. Mansur Bey der ki bu eti bana paramla ver kardeşim. Et balığa diyor ki şu eti bana ver. Parasını vereceğim. Sonra alıp evine kapanmış et yüzü görmeyen insanlara bunu parasız dağıtacağım diyor. E Mansur Yavaş. Daha doğrusu Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne et balık stoklarından et satılmıyor. Verilmiyor demiyorum, satılmıyor. Bu yaklaşım iyi ve doğru bir yaklaşım değil değerli arkadaşlar. Burada güven en önemli unsurdur. Kimse para çalacak demem. Kimse zimmetine para geçirecek demem. Ama yaşadıklarımız, geçmişte yaşadıklarımız ve bugün yaşananlar bize bu konuda bir güven sorunu, güven kaygısı yaşatıyor. Şimdi sosyal devlet anayasamızda da var. Sayın Erdoğan da müteahhit defalar söylüyor. Sosyal devleti tanımlamış geçenlerde. Danışmanım verdi. Dedim bunu okumaya gerek yok. Bunu kendisi söylememiş. Kendisi söylese şöyle der. Devlet çare kapısıdır. Kimseyi aç açık bırakmayacağım. Sosyal devlet budur der. Ama ben şimdi sosyal devlete soruyorum. Sayın Erdoğan'a soruyorum. An itibariyle kaç lokanta, kaç berber, kaç kahvehane kapandı ve bu yüzden kaç kişi evde işsiz? Sosyal devletin bunu bilmesi lazım. An itibariyle kaç otobüs, kaç taksi kontak kapattı? Kaç tane şoför esnafımız, muavinlerimiz işsiz, eve kapandı. Devlet bunu bilmiyor. Değerli arkadaşlar, bu kriz iyi yönetilmezse, bu kriz ortak bir akılla yönetilmezse, muhalefetin uyarıları dikkate alınmazsa, Türkiye, üzülerek söylüyorum, pandemiyi, koronayı elbet aşacağız. Umarım en az kayıplaşarız Ama aşacağız. Aşmak için de evden çıkmamalıyız. Kesinlikle çıkmamalıyız. Bunun yere, bunu yapmak durumunda olan insanları evde tutmak durumunda olan devlettir. Ama bu ortak akıl çalıştırılmazsa, muhalefetin uyarılarına kulak verilmezse, maalesef söylüyorum, Türkiye işsizler ülkesi olacak, Türkiye yoksullar ülkesi olacak. Zaten böyle bir sorunumuz var. Zaten hiç yok değildi. Ama bu ikiye, üçe, dörde katlanacak. Sekiz milyon işsiz yerine 30-35 milyon işsizin olduğu bir Türkiye Türkiye tablosu felaket bir tablodur. En az korona kadar, Covid-19 kadar kötü, felaket, vahim bir tablodur. Evet, eleştiriyoruz. İyi olsun diye eleştiriyoruz. Uyarıyoruz. Uyarıyoruz milletin huzuru, refahı için uyarıyoruz. Bize kulak verin. Devleti yönetenler, çoğunluk partisi bize kulak verin. Bir ses sağduyunun sesidir. Evde kalanın sesidir. Milletin sesidir. Bizim uyarılarımızda bir siyasi değerlendirme, bir siyasi arka plan vallahi yoktur, billahi yoktur. Ama Sayın Cumhurbaşkanım da bu süreci yönetirken bir siyasi arka planla hareket etmemesini rica ediyorum. İstiyorsa yalvarayım. Rica ediyorum. Bunu yapmayın. Her şey siyaset değil. Değerli arkadaşlar, <laughs> Bu salgının ekonomik etkileri ve zararları zararlarını vatandaşı borçlandırarak kurtulamayız. Salgının ekonomik etkilerinden salgının mağduru vatandaşlarımızı borçlandırarak buradan sıyıramayız. Bu Türkiye'yi daha büyük ekonomik bir krize buhrana sokar. Dünya para veriyor. Hatta bizden fakir ülkeler evde tuttukları insanlara para veriyor. Biz diyoruz ki biz sana borç veririz. İstersen git bankadan al. Kredi. Üç ay faizsiz. Altı ay faizsiz. Değerli arkadaşlar. Bu milletle dalga geçmektir. Milletin aklıyla alay etmektir. Bakın 24 Mart Salı günü geçtiğimiz hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'nin Sayın Erdoğan'ın daha önce kamuoyuyla paylaştığı kimi iyileştirme paketi adı altında 20 maddelik bir teklifi AK Parti getirdi Erdoğan'ın teklifleri kamuoyuna açıkladığı işte hani şu emekli maaşının 1500 lira olması Efendim e, vergi e, KDV'lerin 3 ay Muhtasarların ve KDV'lerin stopajların 3 ay durdurulması vesaire Dedi ki ya bu sorunu çözmez Bu yeterli değil Bak biz de hazırladık 20 madde buyurun alın bakın. Bunu da yapalım. Hayır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın kamuoyuna açıkladığı paketi maddeleri görüşeceğiz. Değerli arkadaşlar muhalefet istese 20 madde zaten o kanuna da uygun değildi. Komisyon toplanması lazımdı. İş 87. maddesine aykırı olmasına rağmen. Beş siyasi parti grubu olarak muvaffakat vermek suretiyle, emsal teşkil etmemesi suretiyle biz o 20 maddeyi bir buçuk saatte geçirdik. Bir buçuk saatte. Meclis kararıyla onlar oldu. Peki bu zararlı mıydı bu 20 madde? Hayır. Ama demin söylediğim gibi diğer ülkelerin yaptığı gibi para vermek yerine vatandaşı borçlandırmak üzere kurulu genellikle bir teklifti. E bizim 20 maddemiz var. Şunun ikisini bari kabul edin. Hayır yok. Biz bununla yetineceğiz. Peki bizim 22 maddelik teklifimizde ne vardı değerli arkadaşlar? Bizim <laughs> 22 maddelik teklifimizin içinde berber vardı, tır şoförü vardı, garson vardı, kahveciler vardı, ücretli öğretmenler vardı, inşaat işçileri vardı, sağlık çalışanları vardı, taksiciler vardı, lokantacılar, çiftçiler vardı, otel çalışanları vardı, sokak çalışanları, kağıt toplayıcıları vardı, gündelik işçiler vardı hiçbirinin sorunu bu 20 maddeyle ciddi anlamda çözülmüş değildir. Emeklerimizin en düşük emekli maaşının 1500 liradan az olmaması dışında ki o da yeterli değil. Hiçbir katman, toplum katmanının sorunu çözülmemiştir. Şimdi kaynak sıkıntıları var belli ki. Devlet sıfırı tüketmiş, hazinede ve Merkez Bankası'nda paralar sıfırlanmış ve pamuk eller cebe diyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar ben huzurunuzda Sayın Cumhurbaşkanı'na bu krizi millete borçlandırmadan, milleti borçlandırmadan, milleti yeniden bankalara mahkum etmeden çözecek on maddeyi burada sizlerle paylaşacağım. Sayın Erdoğan da kabul ederse, şimdi sayacağım 10 madde, bu krizi kimseyi borçlandırmadan, hiç kampanya yapmadan atlatacak mali bütçeyi, imkanı ortaya koyuyor. Bunları müsaadenizle okuyarak sunmak istiyorum. Bir, kaynak 10 madde. 10 maddede krizi ekonomik olarak çözecek, kimseyi aç açık bırakmayacak kaynakları sıralıyorum. Bir, 13 özel uçağın 12 tanesini sat. İki, Kızılay'ın akladığı vergi kaçınmalarına el koy. Üç, yazlık, kışlık, uçan, yüzen saraylarını sat. Dört, Manadası gibi vergi cenneti adalarına kaçırılan vergileri Hazineye irat kaydet. 5. Ensar, Türgev, Türken, Tükva gibi vakıflara aktardığın para ve taşınmazları hazineye irat kaydet. 6. Kamu özel işbirliği üzerinden garanti kapsamında yapılan ödemeleri durdur, sözleşmeleri dolar yerine TL'ye çevir. 7. Beştepe Sarayı'nın günlük harcamalarından tasarruf et. Yüzde elli nispetinde. Beştepe Sarayı'nın günlük harcamalarından yüzde elli nispetinde tasarruf et. Senin yedi maaşına gerek kalmaz. Çünkü senin yedi maaşın sarayın bir günlük giderlerini bile karşılamıyor. Sekiz. Kanal İstanbul çılgınlığından vazgeç. Hani kimse almazsa ben devlet olarak yapacağım para var diyordun ya. Başladınız ihalelere. Sonra bir bakan yediniz. Ne yediniz o da meçhul. Kanal İstanbul'dan vazgeç. Katar'ın ve yerli işbirlikçilerin hortumlarını kes, vanalarını kapat. Tank palet buna dahil. Ve 10 18 yıldır yaptığın özelleştirmelerden dolayı devlete takanlardan bu paraları tahsil et. Mesela Hariri'nin kimi kaynaklara göre 3 milyar dolar, kimi kaynaklara göre 5 milyar dolar devlete taktığı para var. Hariri senin iyi adam. Git Hariri'den bu parayı al. Ve bu 10 maddelik kaynağın kimseden yardım toplamadan, toplanmadan bu sorunu büyük çapta gidereceğini biliyorum. Takdir kendisinindir ama yüce milletimizin aziz milletimizin de bu on maddelik kaynak için saraya yürütmeye basınç yapmasını, talepte bulunmasını da tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, samimiyetle şunu söyleyeyim. Uyarılarımız ve eleştirilerimiz bir siyasi kavga, bir siyasi çıkar için değildir. Uyarılarımız ve eleştirilerimiz aziz milletimizin huzuru, refahı, mutluluğu içindir. Allah'tan niyaz ediyorum. Bu kriz akıl ve bilim rehberliğinde güç birliği ve dayanışmayla çözülmelidir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, AK Parti Genel Başkanı'nın ortak akılın çalıştırılmasına, muhalefetin sesi ve uyarısına kulak verilmesine ihtiyacı olduğunu görmesi lazım. Biz bu krizden sebep, bu krizden dolayı AK Parti yıpransın, Erdoğan imaj kaybetsin peşinde değiliz. Ama görüyoruz ve üzülüyoruz ki Sayın Erdoğan krizi yanlış yönetmektedir. <laughs> Görüyoruz ve üzülüyoruz ki kriz sürecinde Sayın Erdoğan yine hırsına, ihtirasına, kaprisine ve kompleksine yenik düşmektedir. Ona el uzatıyoruz. Gel bu eli tut. Bu krizi hep birlikte aşmak mümkün. Etrafında seni yanlış yönlendiren çok sayıda ehliyetsiz ve liyakatsız kadrolarla bu krizi aşamazsın. Ve süreç sonunda tıpkı 15 Temmuz'dan sonra yaptığın gibi milletim beni affetsin demeni de istemiyoruz. Eğer bu süreç sonunda milletim beni affetsin demek istemiyorsan ki ben demeni istemiyorum. Gel muhalefetin samimi uyarılarına kulak ver. Bu krizi hep birlikte çözelim. Bu söylediklerim, bu değerlendirmelerim 83 milyon kıymetli vatandaşımızın asla moralini bozmasın. Gerçekten evde kalını geçtik. Hükümeti artık evde tut diyoruz. Evde kalmanın, evde tutunmanın bir bedeli var. Bu bedeli devlet olarak karşılayacak, millet olarak toler edecek güç ve imkana, kabiliyet ve kapasiteye sahibiz. Türkiye büyük bir ülkedir. Bu kriz akılla ve dayanışmayla aşılır. Bu kriz muhalefetin sesine kulak vermeyle aşılır. Bu kriz evde kaldım, açım, açım diyen insanların çığlığına kulak vererek aşılır. Ben bu hissiyatla aziz milletimize kolaylıklar diliyorum. Tekrar tekrar sağlık çalışanlarımızın, rektörlerimizden, profesörlerimizden, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, uzmanlarımızdan paspas yapan temizlikçi kardeşime kadar bütün sağlık çalışanlarıma tekrar teşekkür ve minnet duygularımı Cumhuriyet Halk Partisi adına ifade ediyorum ve teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet eee genel meclise gelmiş bir şey yok. Daha önce bildiğiniz gibi AK Parti yürütme temsilcileriyle birlikte bizi ve diğer siyasi partileri ziyaret etti. Onların getirdiği teklifle ilgili çekincelerimizi söyledik. Eğer bir rezerv havuzu olacaksa yani bu infaz indiriminden yararlanamayacaklarla ilgili bir havuz olacaksa kasten adam öldürmeyi, terör suçlarını vesaire, özel hayatın gizli ihlal suçlarının yanında eee uyuşturucu baronlarının Ta, taciz, çocuk taciz ve tecavüzcülerinin içi şiddete şiddet suçlarının da bu havuzda kalmasının önemli olduğunun altını çizdik. Bir başka yol dönerdik. Bir infaz indiriminde hiçbir istisna yapmadan herkes için eşit şekilde bu infaz indiriminin uygulanması da bir seçenektir dedik. Ama henüz gelmeyse gelmiş bir şey olmamakla birlikte Sanıyorum e, havuzu biraz genişlettikleri bir paketi meclise göndereceklerini düşünüyoruz. Tekrar altını çizeyim. Bizim artık gelinen yaşanan bu koronavirüs mücadelesi bir seferberlik halidir. Burada kırmızı çizgi ifadesini kullanmak istemem ama yüksek hassasiyetimiz uyuşturucu tacirleri, kadın ve çocuk tecavüzcüleri, aileçi şiddet uygulayıcılarıdır. Eğer bir havuz varsa... Bunlar bu havuzdan çıkarılmak isteniyorsa Cumhuriyet Halk Partisi bunun karşısında olur. Hayır hiç havuz yok. Herkese şu kadar infaz indirimi yapıyoruz derlerse bu da müzakereye açık olduğumuz bir konudur. Ama Adalet Bakanı'na buradan seslenmek isterim. Meclise gönderdiği paketle <laughs> e, denetimli serbestliği geçici olarak 3 yıla çıkaracak. Yani 3 yıl yatması gereken herkes dışarı çıkacak iken. Osman Kavala, Barış Terkoğlu, Barış Beylivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel gibi gazetecilerin isnat edilen suçtan dolayı alabilecekleri ceza maksimum 3 yıl iken ve iddianameleri daha ortada yokken cezaevinde tutulmaları adalete yapılabilecek en büyük darbedir. Ve Adalet Bakanı'nın bu konuda işine geldiği zaman yargıçlara her türlü talimatı veren yürütmenin bu gazetecilerin haklarında iddianameleri bile hazırlanmadan cezaevinde tutsak gibi, esir gibi tutulmalarına seyirci kalan bir Adalet Bakanının da o koltuğa çok yakıştığını söylersek doğru yapmış olmayız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. İyi mesailer. Yüksek seviyeli sosyal mesafemizi sürdürmek dileğiyle saygılar.